ve Yılmaz Ateş'te karşınızdayız. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi tabii şunu konuşacağız ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimcilerin adayı Özgür Özel 8. Genel Başkan oldu. Tabii sizler de süreci yakinen takip ediyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte ilk MYK toplantısını ekip arkadaşımız aktardı Özgür Özel dönemi. Tabii birçok değişiklik var ama değişiklik isimler yönünde mi değişiklik var? Yoksa zihniyette de işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yaptığı süre zarfından değişik bir süreci mi görüyoruz? Mesela Özgür Özel'in ilk ziyaretleri deprem bölgesi olması, buraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber gidiyor olması. Genel hatlarıyla nasıl değerlendirdiniz değişimi? Yoksa sözde değişim mi diyorsunuz? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii 13 yıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından geçen bir süreç var. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yıprandığı, amaçlarından, hedeflerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden, Atatürk devrimlerinden uç noktalara savrulması, sapması gibi bir dönem yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle son 13 yılda yapılan 12 seçimin 12'sinde kaybetmiş olması Kemal Bey'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir umutsuzluğa yol açtı. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, demokratik yöntemlerle bu iktidarın değişeceğine inanan ve umudunu son seçime bağlayan bir seçim de heba edildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış stratejisi, yanlış bağlantıları, altılı masanın yanlış uygulamaları, stratejileri bu seçimlerde kaybedildi. Bunun üzerine değişim tabii Türkiye'nin de gündemine geldi. Cumhuriyet Halk Partilerinin de gündemine geldi. Tabii bu değişimden ne anladığımızın önce tanımını yapmamız lazım. Yani değişimden milletin, halk partilerin, vatandaşın beklediği şey şuydu. Ya kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yanlış uygulamaları ve politikaları mı değişecek yoksa sadece genel başkan mı değişecek diye. Şu anda birinci adım gerçekleşti. Genel başkan değişti. Ama şimdi bu değişti. Sayın Genel Başkan'a da tabii bir fırsat tanınmasından yanayım ben. Uygulamalarını görmemiz lazım. Yani uygulamaları şudur. Bir, Türkiye'nin ulusal sorunlarına bakışta Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir değişik politikası olacak mı? İki, parti içi demokrasi uygulamalarında, parti içi uygulamalarda bir değişiklik olacak mı? Şimdi Sayın Bunlar için erken mi biraz daha değerlendirme yapmak için sizce? Mesela ön seçim sözü verdi ama ön seçimden sonra da, yani sözü verdikten sonra da biraz geri adım attı ön seçime. Yetişmez sebepte araçların giydirilmesi gibi seçime çok az bir süre kaldı. Şimdi onu ifade ediyor. Sayın Özgür Özel'in örgütlerde bir deneyimi olmasa da ama parlamentoda ciddi bir deneyimi var. Muhakkak. Çünkü 12 yıldır parlamentoda, 8 yılı bunun grup başkan vekiliyle geçti. Sayın Özgür Özel ön seçimi tehlikeye sokacak, işte ön seçim yapmaya koşullar uygun olmayabilir gerekçesi, efendim siyasi partiler kanununa göre hakim denetiminde yapılması lazım ön seçimin. Öyle bir ön seçim de siyasi partiler kanununa göre 45 gün önceden yapılabiliyor. Yani yerel seçim tarihinden 45 gün önce. Ama Sayın Özgür Özel bu sözü verirken siyasi partiler kanunu bilmemesi düşünülemez. Yani 8 yıl, 12 yıl parlamentoda olup 8 yılı grup başkan vekiliyle geçen bir siyasetçinin siyasi partiler kanunu bilmeden böyle bir taahhütte bulunması düşünülemez. O nedenle ben Sayın Özgür Özel'in bu sözünü tutacağına inanıyorum veya en azından inanmak istiyorum. Çünkü kamuoyunda ilk uygulamalarınız nasılsa öyle tanınırsınız. Tabii ki. Kemal Bey'in kaybetmesi de ondan oldu. Yani Kemal Bey geldiği, verdiği sözler hiçbirini tutmadı. Parti içi demokrasi dedi, diktatörlüğe gitti. Tek adama karşıyız dedi, tek adam uygulamalarına geçti.
CHP'de korku duvarlarını yıkacağız dedi. Hatta dedi bu CHP'nin bahçe duvarlarını bile yıkacağız dedi. Ama tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından eğer randevunuz yoksa il başkanları içeri alınmadı. Böyle bir dönem yaşandı. O nedenle de Sayın Özgür Özel'in bu taahhütlerini tutacağına inanmak istiyorum. İnanmak istiyorsunuz. Bir şans tanımak gerekir. Bir şans tanınması lazım. En azından değişim. Ulusal politikalar çıkarlarına geldiğimiz zaman da herhalde sorunuz olursa. Soracağım. Ulusal çıkarlarla ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili. Ama mesela şunu sormak isterim size bir de. İşte Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkana küfrettiği, hakaret ettiği Selin Sayak Böke'nin bir kez daha genel sekreterliğe getiriliyor olması. Daha sadece bu bir örnek. Daha birçok örnek var zaten bununla ilgili. Yani mesela Özgür Özel'in bu sistemini, bu A takımını belirliyor olması, sözcüsünün de aynı şekilde. Yani bu sizce doğru bir politika mı? Yani bir önceki genel başkana küfreden, hassiz söylemlerde bulunan olarak ifade edilen bir kişi için tekrar genel sekreterliğe getiriliyor olması, yani kişi değişmiş, evet 7. genel başkan, biri de 8. genel başkan olmuş ama sonuçta sadece rakam, sayı değişiyor, yer değişiyor ama makam aynı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı makamı. Yani burada bir gönderme mi var sizce? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'le yaşıt bir parti. Hatta Cumhuriyet'i kuran parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir parti kuruluşunda önemli katkısı olan bir parti ve kurum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de önemli bir kurumudur. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet'in vazgeçilmez kurumlarından biridir. Devamlılık esastır bu şeylerde. Şimdi buradaki sorun, sıkıntı şu. Sayın Böke. Böke'yi vazgeçilmez kılan nedir? Yani çünkü Kemal Bey döneminde de yine koca köklü partide genel sekreterlik yapabilecek bir isim yok da bir önceki genel Kemal başkana küfreden bir insan mı getirilmeli? Kemal Bey döneminde de bir göreve getirildi. Fakat sonra da çeşitli duyumlar, çeşitli söylentilerden sonra o görevden alındı veya istifa ettirildi. Sonra Kemal Bey de tekrar onu bu göreve getirdi. Şimdi de Özgür Özel bu arkadaşımızı yeniden önemli bir makama getirdi. Doğrusu ben de Sayın Böke'nin vazgeçilmezliğini merak ediyorum. Merak ediyorsunuz. Evet. Ve anladığım kadarıyla bir kez daha göreve getirilmesi, genel sekreterlik görevine getirmesinin doğru olmadığını düşünüyorsunuz. Çünkü merak ettiğiniz için hani bu süreçte ifade ediyorsunuz ya Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti diye. Evet köklü bir siyasi parti ama 8. genel başkan da bir önceki genel başkanı küfreden veyahut hadsiz söylemlerde bulunan diyelim kişi, görevden alınan kişiyi kurultayı kazandığı an tekrar göreve getiriyor olması, hani burada o iç çekişmenin daha ilk dakika itibarıyla başladığının göstergelerinden biri gibi geliyor. Cem Bey tabii yani devlet adamı dediğimiz etrafında kendisine doğruları söyleyen insanları tutan kişidir. Her noktada böyle. Sadece siyasi partilerde eleştiriler, geçmişte ben de çok eleştiride bulunan biri olarak söylüyorum. Eleştirileri biz parti politikalarındaki yanlış uygulamalardan ötürü bulunuyorduk. Nitekim bugün Sayın Yavuz Donat'a verdiği röportaj demeyelim de ifade ettiği görüşler, Sayın Özel'in yaptığı görüşler, bizim geçmişte ne kadar haklı bir noktada olduğumuzu da gösteriyor. Doğru. Biz araba devrilmesin diye, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinden savrulma olmasın diye çok çaba sarf ettik. Bunun bedeli neyse onu da ödedim. Mesela ya kardeşim Azerbaycan 27 yıl Ermenistan işgalinde kaldı. Birleşmiş Milletler'in 6 kararı var. 5'i Güvenlik Konseyi'nin, 1'i Genel Kurulu'nun. Burası işgaldir, bir an önce boşaltılmalıdır dedi. Üzerine yattı Ermenistan. Onunla yetinmedi. Topraklarını genişletmeye kalktı. Bu sonuç ortaya çıkınca o tarihte Genel Başkan Yardımcısı olan dış politikadan sorumlu Genel Başkan Ünal Çeviköz maalesef Türk hükümeti silah gönderdi, yardım etti. Maalesef diyerek başladı. Suriye'deki cihatçı güçler de geldi. Sonuç böyle oldu dedi. CHP gibi bir parti Azerbaycan'da
istenmeyen kurum, genel başkanı ve Ünal Çeviköz'de istenmeyen kişiler ilan edildi. Biz bunun yanlış olduğunu ta o gün de söyledik. Ama bugün memnuniyetle görüyorum ki Sayın Özgür Özel de bunun hata olduğunu, bu hatayı en kısa zamanda gidereceğini söylüyor. Yani demek ki bizim eleştiriler bir noktaya gelmiş. Ha, şahsa yönelik eleştiriler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne yakışmaması. İnsanların davranışlarını belirleyen kültürüdür. Çok doğru. Mesela sizin hemen hatırlatma yapalım izleyicilerimize. Hani sizin ki eleştiriydi aslında. Siz köklü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel olarak genel başkanını veyahut bir kurumu zedeleyebilecek hakaret ve hakarette bulunmadınız. Bir eleştiri yaptınız televizyon ekranlarında. FETÖ'ye direnemedi dediniz. Daha iyi direnebilirdi dediniz. Bir öneriydi. Bir öz eleştiriydi aslında. Yani bir hakaret yok. Bir hakaret yok, küfür yok. Üstelik bizim dönemimize ait bir öz eleştiri. Sizin döneminize ait bir öz eleştiri. Mesela bu öz eleştiri sebebiyle siz partiden uzaklaştırıldınız, ihraç edildiniz. Ama mesela Selin Sayık Böken'in bundan sonraki süreçte hem o bir eleştiri de değil, artık böyle ifade ettiğiniz gibi içeriye dönük eleştiri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratabilecek kişilere yönelik ve genel başkanına yönelik yapılan o söylemler olunca elbette yıpratılabilecek tarzda olması burada biraz daha dikkat çekiyor ki bir kez daha genel sekreterliğe getiriliyor. Evet. Cem Bey, tabii o kadar sadece ben değil. Mesela örneğin Sayın Mehmet Sevigen. Sevigen, evet. Bir televizyona çıktığı için veya ya kardeşim bu Libya veya hükümetin tavrı doğrudur. Dünyasal ekonomik böyle konuda tavrı diye ihraç edildi. Bolu Belediye Başkanı. Eski başkanı sadece Kemal Bey'in sansür koyduğu, sansür uyguladığı bir televizyona çıktığı için ihraç edildi. Yine genç bir avukat arkadaşımız, bayan arkadaşımız bir televizyona çıktığı için ihraç edildi. Ayman Güler hanımefendi aynı şekilde. Dilek arkadaşımız çok isim aynı var tabii bu çok şekilde. Çok isim var. Peki, ve bir şey soracağım. Sudan bahanelerine ihraç edildi. Yani gitti Kemal Bey. Tabii bu gidişine de çok üzüldüm. Bir genel başkan bu duruma düşmemeliydi. Gitme şekline mi üzüldünüz? Evet, üzüldüm. Çünkü Kemal Bey dönemi... Gitmesine mi üzüldünüz, gitme şekline mi üzüldünüz? Gitme şekline. Gitme şekline. Yani CHP'nin genel başkanı böyle gitmemeliydi. Bunu görmeliydi. 13 yıl siz hizmet ediyorsunuz ve bu şekilde gidiyorsunuz. Kendisini bu duruma düşürmemeliydi. Partiyi bu duruma düşürmemeliydi. Tabii Kemal Bey gitti, fazla şey söylemek istemiyorum ama Kemal Bey dönemi siyasi ahlakın ve siyasi irade yoksunluğunun resmidir kardeşim. Siyasi ahlakın ve siyasi irade yoksunluğunun resmidir. Bütün değerlerimiz yerli. Ağır bir eleştiri aslında ama siz yakinen yani, takip eden, bilen biri olarak bunu ifade ediyorsunuz. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu görevi kaybettiği için, koltuğu kaybettiği için değil, daha önce de bu tarz eleştirileriniz zaten Kemal Bey'e yönelik vardı sizin. Benim uyguladığı politikalara yönelikti. Doğru. Ege politikasına yanlıştı. Ve şimdi yanlış olduğu görülüyor. Kıbrıs politikası yanlıştı. Irak, Suriye politikası yanlıştı. Libya politikası yanlıştı. Cem Bey, yani olabilir şey mi? Bu millet aptal mı ya? Parlamentoda çıkıyor Irak tezkeresine. Hayır oyu veriyor. Ama bir gün sonra Yozgat'a gidiyor. Diyor ki bizi iktidara getirin. O Kandil'i yerle yeksan edeceğim. Yerle bir edeceğim. Ya ediyorlar. Sen niye engel oluyorsun? Evet, burada engel oluyorsun da sen gelince bunu nasıl yapacaksın? Gibi. Yani baştan sona laiklik, yani Türkiye'nin toprak bütünlüğü, bunlar Türkiye'nin kırmızı çizgileridir, olmazsa olmazlarıdır. Ama Kemal Bey bütün bu değerlerimizi ayaklar altına aldı. Bunun ayaklar altına alanlara bir şey demedi. Ermeni soykırımı yapılmıştır diyeni baş tacı etti. Etmeye devam ettiler. Ama terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya laf söyleyenleri de partiden ihraç ettiler. Yani bu kabullenilebilecek bir durum değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki şunu soracağım size. O da şu. Az önce dediniz ki ihraçlarla ilgili sadece ben değil birçok isim var. Mehmet Sevigen gibi, işte eski baro başkanı gibi, belki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi var da var. Bu ihraç, yani mesela habersiz televizyona çıkıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi yönüyle bir gündem olsa Özgür Özel döneminde
Özgür Bey ihraç etmeyecek mi, etmez mi? Yani onu görüyor musunuz? Şimdi tabii Kemal Bey tek adamla soyunduğu için buna ne Kemal Bey'in yetkisi vardı ne de Özgür Bey'in yetkisi olacak. Tıpkı bizim yüksek yargı, yani Türkiye yönetimini, iktidarı nasıl yargı kararlarına uymak durumdaysa, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargısının kurumsal kimliği olan disiplin kurullarının kendiliğinden buna çözüm bulması gerekir. Ama Kemal Bey'in canı sıkıldıkça kulağından tutar kapının önüne koyarım diyordu. Sanırım Özgür Bey böyle bu ihtiyatsızlığı göstermez. O parti organlarına, parti içi hukuka daha saygılı davranır diye düşünüyorum. Peki şu olur mu? Hani siz Özgür Bey'de Kemal Bey'de daha iyi tanıdığınız için. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyordu ya. Hiçbir televizyon ekranlarına çıkmayacak. Ama kendine baktığında demokrasi, özgürlük partisi diyordu. İçeride çok sesin çıkması, tartışmaların olması, özgürlük açısından herkes istediğini söyleyebiliyor da o yüzden bunlar çıkıyor diyordu. Ama daha sonra da televizyona çıkılma noktasında işte ihraç edilenler, sizler ve birçok isim, sonrasında hiçbir milletvekili bizden izinsiz çıkmayacak televizyon ekranlarına gibi yaptırımları vardı milletvekillerine yönelik. Özgür Bey de bu yaptırımlara girerse aynı kafa, aynı zihniyet olarak mı değerlendireceksiniz? Yoksa bu zaten olması gereken mi parti içerisinde sizce? Sizin görüşünüz önemli. Cem Bey, bu makamlarda bulunmuş biri olarak söylüyorum. İl başkanlığından tutun, genel başkan yardımcılığına kadar. Birçok bakan vekili. Tabii. Birçok görevde bulun. O uygulama şudur. Örneğin bir milletvekili herhangi bir kanaldan teklif geldiği zaman nezaket gereği grup başkan vekillerine haber verir. Ama grup başkan vekilleri de, çünkü partinin politikası belli, o milletvekili de partinin politikasına aykırı düşmeyeceğine de inanılır, öyle kabul edilir. Öyle bir bildirim olur. Olur. Hı hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu değildi. Diyor ki A, B, C, D, E kanallarına çıkmayacaksınız. Ya bu uyguladığı sansür, mütedeyin kesimin, milliyetçi kesimin, ulusalcı kesimin genellikle izlediği kanallar. Şimdi Kemal Bey bir taraftan helalleşme adı altında mütedeyin kesime açıldığını söylüyor. Ama mütedeyin kesimin izlediği kanallara, gazetelere, haber sitelerine ambargo uyguluyor. Yani kendisiyle çelişiyor. Çelişen. Bizim itirazımız şu. Kardeşim, özgürlük Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim karakterimizdir. Yani biz insanlarımızı kul olmaktan özgür birey konumuna çıkartan bir partiyiz. Onun bir devamıyız. İnsanların özgürce düşüncelerini söyleyebilmelerinde bir sakınca yok. Peki. Ama Kemal Bey tam tersine kapatıyor, bir ambargo uyguluyor. Ya bu CHP'nin kurumsal kimliğine de, ilkelerine de, felsefesine de yakışan bir durum peki, değil. Peki, lafı uzatmadan bir soru sormak isterim size. Sizce CHP'nin 38. olağan kurultayını Özgür Özel mi kazandı, Ekrem İmamoğlu mu kazandı? Şimdi gerçeği söylemek gerekirse tabii Sayın Ekrem İmamoğlu birinci derecede etkiledi. Peki şu ana baktığımızda, evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra değişmeyen tek şey değişimdir demiş. Zaten değişim istediğini biliyoruz Ekrem Bey'in de. Evet. Ama geldiğimiz duruma baktığımızda, konuma baktığımızda, şimdi CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Tamam, desteklemiş olabilir, değişim de istemiş olabilir ama bu şu demek mi? Özgür Özel'le her yere gidecek demek mi? Ya da İstanbul'u bırakacak, bu sefer de CHP'nin genel başkanıyla, yeni seçilen genel başkanıyla, yani onun vasıtasıyla, onun gücüyle, onun maddi ve manevi kaynaklarıyla, İBB'nin kaynaklarıyla seçilmiş olabilir ama yani böyle bir süreç mi göreceğiz? Çünkü her yere gittiklerinde bakıyoruz kaç günden beri, işte deprem bölgesi dediniz, akabinde bazı belediye ziyaretleri oldu. Hem Özgür Özel'e hediye takdimi yapılıyor, hem de Ekrem İmamoğlu'na hediye takdimi yapılıyor. Özgür Özel önde konuşma yaparken Ekrem İmamoğlu hemen arkasında herkese fotoğraf çektiriyor. Yani burada ben genel başkanı ayırt edemiyorum Sayın Atay. Siz ediyor musunuz? Cem Bey,
açık söylenen şeylerden bence rahatsız olmamak gerekir. Hı hı. Şu nedenle. Mesela? Mesela bu kampanya döneminde, genel başkanlık kampanyası döneminde Özgür Bey'e bir televizyon kanalında sordular. Siz genel başkan olduğunuz zaman Ekrem Bey'le ilişkiniz ne olacak, nasıl olacak diye. Çok açık dedi ki, ben genel başkan olursam Ekrem Bey'le uyum içinde çalışacağım. Hı hı. Şimdi bunu ben o tarihte de eleştirmiştim. Ya kardeşim, bir genel başkan bir belediye başkanına uyum içinde olmaz. Belediye başkanları genel başkanına uyum içinde çalışırlar diye. Şimdi iktidar gelin gibidir. Bir süre sonra o iktidarı kimseyle paylaşılamaz bir noktaya gelir. Hı hı. Ama yeni bir uzlaşma kültürünü ortaya koyuyorlar. Umarım bu kültürde yerleşir, bir uyum içinde çalışırlar. Mesela bu Batı'da görüyoruz örneğin. Amerika'daki siyasi partilerin genel başkanları ayrıdır. Cumhurbaşkanı adayları, devlet başkanı adayları ayrıdır. Hı hı. Almanya'da parti genel başkanı ayrıdır. Başbakanları ayrı adaylardır. Bu şu andaki uygulama sanki böyle bir şeyi çağrıştırıyor. Eğer uyum içinde çalışırlarsa... Bir eş başkanlık gibi mi? Yani hani biz HDP'de gördük eş başkanlığı ama burada da sanki tek bir başkan değil de özellikle İmamoğlu'nun şimdi, beraber yürüttüğü CHP genel başkanlığı gibi. HDP'nin farkı şu. HDP'nin resmen de olsa, hı hı, kağıt üzerinde de olsa bir genel başkanı yok, dikkat edin. İki kişi eş başkan deniyor. Hı hı. Şimdi en azından CHP'de resmen var diyorsunuz. Resmen var. Bunu HDP niye yapıyor? HDP diyor ki ya bu davanın sahibi aslında şu anda aramızda yok. Hı hı. İçeride esas başkan o. Biz eş başkan. Yani eş başkan dediğiniz genel başkan yardımcıları demektir. Hı hı. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde resmen bir genel başkan var. Ekrem Bey de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bir dayanışma içinde kurultaya girdiler. Hı hı. Bu dayanışma sonucu da aldılar. Şu haksızlığı da yapmamak lazım bence. Şimdi Ekrem Bey İBB'nin olanaklarını kullandı da o bir tane Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hı hı. 255 dolayında belediyemiz var. Şimdi diğer 10 tane Büyükşehir Belediye Başkanımız da Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Yani o olanakları kullandı da diğerleri kullanmadı mı? O muhakkak kullandı. Objektif olmakta yarar var. Onlar muhakkak, da kullandı. Doğru. Ekrem Bey kullanmışsa bunlar da kullanmış artık. Ama İBB'nin olanağı daha fazladır. Ama herhalde... yani, herhalde tabii bir Adana, Mersin... Ama Ankara. İzmir, Ankara şimdi bir saniye. 10 tanenin imkanlarını toplarsanız tabii, İstanbul'da geçer. Geçer. Bugün Yavaş'la Özgür Özel'in görüşmesi de vardı. Yani Mansur Yavaş'ın aleni bir şekilde. Hatta şu açıklandı. Hani yeni belediye başkanı adayları kim olacak CHP'de? Çünkü Kılıçdaroğlu gitmeden bir iki isim vermişti. Özgür Özel de şunu söyledi. Aydın Çerçioğlu devam edecek. Eğer ki karar alınırsa dedi. Bozmayacağız dedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ama Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz daha desteklediğini, burada da Özgür Özel'in mi bir stratejisi var sizce? Hani ben popülerliğe, partime bakıyorum. Kemal Bey destekliyor olabilir. Şu anda da genel başkan ben oldum. Ama genel başkan ben oldum da beni desteklemedi diye Mansur Yavaş'ı oradan adaylıktan çıkartacak değilim diyerek bir, aslında bu olumlu bir algı parti içerisinde. Dışarıdan da güzel bir algı. Eğer ki böyleyse. Başka bir Cem planı Bey, bunu, yoksa. Bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Hı hı. Ben il başkanlığına aday olduğum zaman karşımdaki arkadaşı 24 tane ilçemiz vardı o zaman Ankara'da, şimdi 25. 24'ün 21'i karşımdaki adayı destekledi. Hı hı. 3 ilçede beni destekledi ama 3 ilçenin tamam toplamı 15'ti. Ben kazandım. Açık ara farkla kazandım. Görev sürem içinde de bir tek ilçe başkanımı görevden almadım. Birisini görevden aldım. Adı Akçeli konulara karıştı diye. O da beni destekleyen kişiydi. O ilk üç kişi içindeydi. Onu görevden aldım. İstifa ettirdim. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi veya SHP'ydi o zaman. O tarihinde görülmemiş bir şey. Yani para karşılığı işi adam yerleştirmek. Bilmem şunu yapmak, bunu yapmak.
çağırdım, baskıda kurarak istifa ettirdim. Hı hı. Kongreye de gittim, 45 gün sonra da kongreye gittim ve kongrede de o arkadaşımız aday olmadı, şey oldu. Şimdi Özgür Bey artık CHP'nin genel başkanı. Dün biri bana selam vermedi, dün karşımdaki adayı destekledi diyerek kucaklayıcı olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğine, bütünlüğüne zarar vereceğini sanmıyorum. Çünkü artık Özgür Bey'in böyle birliği, bütünlüğü bozacak noktada değil. Tam tersine dağılmış olan partiyi toparlama dönemine giriyoruz. Eğer Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde birliği, bütünlüğü sağlayamazsa, o efendim görüşmeler yapılıyor, ittifaklar, onlar hikaye kardeşim. Onlardan bir fayda gelmez. Önce o ittifakların da başarılı olabilmesi için parti içi cepheyi sağlamlaştırması lazım. Peki bir de şunu sorayım size Sayın Atiye. Şimdi önümüzde 2024 yerel seçimler var. Akabinde 2028 genel seçimler, daha sonra 2029 bir daha yerel seçimler var. Yani bu denklemle, hani diyoruz ya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sanki eş başkan olarak birlikte, ama HDP ile kıyaslamayalım. HDP'nin bir genel başkanı yok ama resmen CHP'de var diyorsunuz. Evet. Bu ayrım güzeldi. Lakin şimdi 2024'te Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve kazanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edip 2028'e hazırlanıp 2028'de Özgür Özel'in genel başkanlığında Cumhurbaşkanı adayı olmaya arzular. Yoksa 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamazsa Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024'ten sonra 39. Olağanüstü Kurultayına gider. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na seçilmek için çabalar. Özgür Özel de buna ikna eder mi? Böyle bir süreç var mı? Yani bunu herkesin konuştuğu konu aslında bu. Hani ben hani öyle sormadım, sağdan sormadım, yekten sordum tamam. Size. En çok merak edilen konu. Şimdi tabii eğer bu kamuoyunda konuşulmamış olsaydı, bunu ilk siz burada gündeme getirmiş olsaydınız, ben Sayın Demirel'in deyimiyle derdim ki doğmamış çocuğa don biçmeyelim, evet, diye. Evet. Ama bu kamuoyunda konuşulduğu için siz de açık açık sordunuz, ben de açık açık cevap vereyim. Memnun olurum. Şimdi yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partileri'de müthiş bir moral bozukluğu oldu. Hı hı. Yani sokağa öyle bir yayıldı ki, ya bu Kemal Bey partinin başında kalırsa biz yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğiz diye. Hı hı hı. Artı Kemal Bey'in bu konudaki sicili de biraz bozuk olduğu için, örneğin Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarihteki genel başkan yardımcıları, Halk TV'nin genel müdürü Sayın Şaban Sevinci, evet, arayarak ya niye bu Muharrem'i bu kadar çok gösteriyorsunuz, gösterme diye bir anlamda köstek oldular. Ki bırakın, Şaban Sevinç bunu televizyon ekranlarında söyledi. Kendisi söylediği için ismini veriyorum. Şimdi destek yerine köstek oldular. İmamoğlu'nun şöyle bir kanısı kamuoyuna yapıldı, yayıldı. Ya Kemal Bey kalırsa partinin başında yerel seçimleri külliyen kaybederiz, İstanbul'da kaybederiz. İki, sadece Kemal Bey yetmez. Eğer İstanbul'da şeye aykırı, İmamoğlu'na aykırı bir yönetim gelirse yine İstanbul seçimi kaybedilir. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok sağduyuludur. İstanbul'da da çok önem veriyor. Türkiye'ye de çok önem veriyor. Önce İstanbul il yönetimini Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği ekip kazandı. Yani İstanbul'da artık Ekrem Bey çok rahat uyum içinde örgütle çalışabilecek. Hı hı. İkincisi, Kemal Bey kalırsa CHP'li seçmen sandık başına gitmiyor diyordu. Kurultay da kararını verdi. Sayın İmamoğlu'nun istediği, desteklediği Özgür Özel seçildi. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun elindeki bütün gerekçeler elinden alındı. Hı hı. Yani millet güvendi, CHP'liler güvendi, Cumhuriyet Halk Partisi güvendi Ekrem Bey'e ve önündeki bütün taşları ayıkladı. Şimdi Ekrem Bey ve Özgür Bey bu yerel seçimleri Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir sefer bu kazandığımız 11 seçimi kazanmak durumunda. Hı hı. O konuda da güven verici sözler söylüyor Sayın İmamoğlu. Diyor ki biz sadece şu anda bizim 14 veya 15 tane İstanbul'da büyük şehrin dışında ilçe belediyeleri var. Bunu 25'e çıkaracağız diyor.
Ekrem Bey yani pek öyle şeyden konuşan biri değil, gelişigüzel konuşan biri değil. Belli ki bunun altyapısını da yapacaklar. Böyle bir süreç, yani Cumhuriyet hatta daha da iddiasını büyüttü Ekrem Bey. Dedi ki en az 5 tane belediye, büyükşehir belediyesi daha ekleyeceğiz. Balıkesir, Denizli, Manisa, Balıkesir gibi Denizli, beş Manisa. Büyük şehir daha, yani Cumhur İttifakı'nın elinde bulunan. Bursa daha ekleyeceğiz dedi. Böyle bir hedefleri var. Tabii bu hedefi tuttururlarsa Türkiye'de demokrasiye olan güven de artar. Toplumun ufku da açılır. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde de herhangi bir sorun olmaz. Bu demektir ki Özgür Bey görevinin hakkını yaptı. Ekrem Bey de görevinin hakkını verdi. Ve şimdi 2028'deki seçimlere sıra geldi. Sanırım bu uyum içinde 2028 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine de gider. Aksi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük tahribat olur. Onu da belirteyim. Yani aksi Özgür Özel, Ekrem Memmul arasında büyük bir mesafe olursa, uçurum olursa, bir anlaşmazlık, ya, bir kaos olursa 2028 içinde normal gidilmez diyorsunuz. Cem Bey, ikisinin açısından bakmak lazım. Türkiye açısından da bakmak lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? 2024'te 23 yıllık bir iktidar bu kadar yorgunluğa rağmen, bu kadar hayat pahalılığına rağmen, bu kadar yıpranmışlığına rağmen yeni bu seçimlerde alırsa halkın demokrasiye olan güveni bu muhalefet partileri de kökten silme, demek olur. Hani siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni en azından 2028'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle biraz daha güçlenebilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Bu oldukça önemli. Hani ana muhalefet noktasında, eski sistemle ana muhalefet, ama mesela şunu soracağım size. Kısa kısa rica edeceğim çünkü çok az bir sürem kaldı. Birkaç sorum daha var sizinle size. Sohbet etmek güzeldi. Geçti mi o kadar? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bayağı geçti. Süremizin de sonuna geldik. Sizinle sohbet etmek de güzel. Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten 2024'te İstanbul'u kazanabileceğini düşünüyor musunuz bu kadar eleştirilere rağmen? İhtimali var mı sizce? Nedir eleştiriler diye bakmak lazım. Biraz daha içeriğine bakmak lazım. Tabii içeriğine. Yani deniyor ki Ekrem Bey kardeşim İstanbul'a ayırdığı zamandan fazlasını dışarıya ayırıyor. Yani Ekrem Bey'in şu ana kadar bir yolsuzluğuna rastlanılmadı. Bir yüz kızartıcı suçuna rastlanılmadı. O nedenle de Nedenlerine göre karar verilebilir diyorsunuz. Nedenlerine göre, ama şu andaki nedenler de kaybettirmesini gerektirecek nedenler. Gerektirecek nedenler değil diyorsunuz. Peki bu noktada şimdi çok söylenecek söz var elbette, ama şimdi kısa vaktimiz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok eleştirileri var İstanbullular tarafından, ama Sayın Yılmaz Ateş de hani neye göreve göre bakmak lazım, yani eleştiriye göre konuşmak lazım diyor. Ama o eleştirileri burada tek tek sıralasak sabahlar olmasın, ya da ne yaptığını ya da 4,5 yılı değerlendirmeye kalksak çok uzun olacak. Tabii mesela, şimdi şurasında 4,5 ay kaldı. Buna çok az doğru karar kaldı. Verecek olan İstanbul vatandaşlarımız. Elbette ki öyle. Onların da takdirlerine elbette saygı duymamız lazım. Mesela bir sorum da şu olsun. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel diyor ki ben sokaktaki vatandaşın söylediğini çok önemserim diyor. Berbere gittiğimde, berberle tıraş yaptığında berberin bana söylediğini çok önemserim diyor. Mesela ne söylüyormuş? Bunu katıldığı bir televizyon programında anlattı. Kurultaydan 2 gün önce. Şunu söylüyor. Ya Cumhuriyet Halk Partiliyim ama ben sandığa gitmek istemiyorum. Artık değişsin. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 5. kata çıktığımda, 7. kata çıktığımda bir kişi hani böyle artık gelmek istemiyorum, artık değişim, oradaki personel bile bunu ifade ediyorsa benim buna kulak kabartmam lazım, ifade etmem lazım, söylemem lazım denildiğinde. Mesela ama aynı Özgür Özel sokaktan gelen, siz CHP ile HDP el ele kol kola yürüyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz, teröristlerle Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinde onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Bu eleştiriler de var. Mesela Özgür Özel hakikaten sokağı çok iyi anlıyor ve özetliyor ve analiz ediyorsa bu söylemleri de anlaması gerekmez mi? Çünkü sokaktan bunlar da geliyor, hepimiz görüyoruz. Şimdi zaten sorun da orada başlıyor. Sorun şu, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar ki uygulamaları, politikalarını Sayın Özgür Özel de izleyecekse bu demektir ki sokağı anlamamış demektir. Veya sokakta sadece kendisinin lehine olanları almış, gerisine kulak tıkamış demektir. Böyle bir tavrın içine gireceğini zannetmiyorum. Çünkü bu ülkenin birliği, bütünlüğü
vatandaşın açlığından, yoksulluğundan, sefaletinden daha önde tuttuğunun fotoğrafı 14-28 Mayıs seçimleridir. Peki, peki efendim. Süremizin sonuna geldik. Son sorum olsun size Sayın Yılmaz Ateş. Eğer Özgür Özel'den teklif gelirse CHP kadrolarında çalışır, görev alır mısınız? Sonuçta şimdi, ihraç edildiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeydi. Şimdi benimle ilgili iki tane durum var. Birincisi partinin dışındayım. Partiye dönecek miyim, dönmeyecek miyim bilmiyorum. Onu partinin yetkili kurulları karar verecek, karar diyorsunuz. Dönersem de o kadrolarda görev almam kısa sürede görünmüyor. Öyle bir şey görünmüyor. Benim de öyle çok öyle bir hevesim de yok. Ama partinin yeniden fabrika ayarlarına dönmesi, yani Atatürk milliyetçiliğine, Atatürk devrimlerine uygun bir politikanın uygulanması için de, o politikalara dönmesi için de üzerime bir görev düşerse onu makam mevkiye bakmadan yaparım. Peki. Teşekkür ediyorum. Yılmaz ben teşekkür Ateş. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli yorumlarınız için gündeme ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş birçok görevde bulundu elbette uzun süredir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.